Türkiye'de sabit gelirlerin refahının üçte birini almıştır. Dolayısıyla bugün anlaşılmaz bir şey tabii. Sabit gelirler refahlarının üçte birini kaybetmelerine rağmen mevcut iktidara oy vermişlerdir. Şimdi nasıl oluyor bu? Yani mesela izleyicilerimiz merak edebilir. Ya işte asgari ücrete şu kadar zam veriyor. Memura bu kadar zam veriyor. Enflasyonun altında inletmeyeceğiz, ezmeyeceğiz diyor. Ona rağmen nasıl bunlar refahlarını kaybediyorlar? Bunun iki tane mekanizması vardır. Bir tanesi, siz her gün zam yapmayıp da 6 ayda bir yaptığınıza göre 6 ayda bir telafi edersiniz ama 6 ay boyunca refahı düşer. Aşağı doğru gider. Yani 6 ay boyunca sıkıntı çeker, sonra bir düzeltirsin, sonra bir 6 ay daha sıkıntıya girer. Bu merdiven gibi bir şeydir ve hiçbir zaman dar gelirliği, özellikle sabit gelirliği rahatlatmaz. İkincisi, enflasyon sabit gelirlerin mutlaka refah kaybıdır. Çünkü sabit gelirli olmayan, mesela gidin bugün lokantalara, olağanüstü pahalı değil mi? Çünkü onlar her gün zam yapabiliyorlar ama dar gelirli, sabit gelirli gelirine zam yapamıyor. Dolayısıyla gelir dağılımı hızla bozuluyor. Önümüzdeki dönemde bunun daha kötü bir biçimde geliştiğini göreceğiz. Şimdiye kadar yapılan bütün ücret zamlarının gerçek enflasyondan çok daha aşağı kaldığını göreceğiz. Bir mesele daha var tabii. Burada çok büyük bir yolsuzluk var. Ne yolsuzluğu? İstatistik yolsuzluğu var. O da şu, biz TÜİK'in gerçek enflasyonu hesaplayıp kamuoyuna duyurmadığını biliyoruz. Bunu nereden biliyoruz mesela? Mesela biliyoruz ki kiralar bugün Türkiye'de %150, %200 arttı değil mi? Bu bir gerçek, herkes biliyor bunu. Ama TÜİK'in tüketici fiyatı hesaplanırken ortaya koyduğu kira artışı %25 üzerinde. Neden? Çünkü öyle bir kanun geçti diye. Peki bu doğru mu? Elbette doğru değil. Peki bunu nasıl koyuyorsun kardeşim? Ben koyuyorum çünkü hükümet %25 dedi, ben de ona esas aldım. Tabii yanlış. Ve bu tip verilerle oynanması ve enflasyonun düşük gösterilmesi ve o düşük gösterilen enflasyona göre daha sonra zam yapmanız ne kadar adaletsiz bir durumdur? Herkes bunu tahmin edebilir. Bu çok kötü bir şey. Hürşit Hocam, bu Olağanüstü. konudaki son numarayı da biliyorsunuz. Yani bu doğalgaz Doğalgaz. faturaları alınmadığı için Mayıs ayında yani onu enflasyonu düşürecek bir etkiye yönelterek kullanacaklar. Oysa ortaya çıkan rakam nezdinde nihayetinde pek çok çalışana yıl ortasında zam yapılacak. Böyle bir oyun da var değil mi? Temmuz'da zam yapılırken bak enflasyon düşük deyip düşük bir zam yapacaklar. Hatta belki bundan da aldatılabilir. Biz 4 puan verdik de diyebilirler. Ama aslında gerçekte enflasyonun çok altında bir zam vermiş olacaklar. Gerçek enflasyonu. Türkiye'de yoksul kesimler bu son 2018'den bu yana çok ciddi biçimde yoksullaştılar. Ve bu yoksullaşma ne yazıktır ki özellikle gıdada, kirada ve ulaşımda yaşandı. Yani dar gelirlinin tüketim sepeti içinde büyük yere sahip olan kalemlerde özellikle yaşandı. Ve bu da gösteriyor ki gerçekten dar gelirli büyük bir sıkıntı içine girdi. Bunu da zaten nereden görüyoruz? En basit, pazara gittiğinizde eskiden kiloyla alınan şeyleri yarım kilo 250 gram ver veya şuradan bana iki tane şeftali ver durumuna geldi insanlar. Bu Necdet Bey bir şey söyledi galiba, duymadım. Hocam yok, size bir soru sormak istiyorum da hocam. Şimdi Tabii hocam tabii. çizdiğiniz çerçeve önemli. Bu seçim sonrası Erdoğan'ın kutlama mesajlarına baktığımızda yani hem Körfez ülkelerinde hem Avrupa Birliği'nden hem de Amerika Birleşik Devletleri'nden ciddi kutlama mesajları var. Bu Erdoğan açısından ekonomide yeni bir hamleyi beraberinde getirebilir mi? Yani böyle bir olasılık var mı? Ben Batı ülkelerinden Necdet Bey ciddi bir kaynak bulabileceklerini, dış kaynak bulabileceklerini sanmıyorum. Çünkü Batı ülkelerinden dış kaynak bulabilmesi için bu iktidarın Batı demokrasileriyle ve Batı ittifakıyla ilişkilerini başka bir düzeye taşıması gerekiyor. Bunu taşısa bile bu zaman alacaktır. Dolayısıyla oradan bir şey beklemiyorum. Şimdi Körfez ülkelerinden zaman zaman Merkez Bankası'na swaplar sağlayarak
bir takım kaynakları elde ettiler. Ama bunlar çok küçük kaynaklardı. Ve unutmayalım ki her elde edilen dış kaynağın bir siyasi bedeli vardır. Dolayısıyla dış kaynak elde ederken hangi bedelle, hangi maliyetle, siyasi ve finansal, hem yani işin ekonomik maliyeti hem de işin siyasi maliyeti, dış politikadaki maliyetini hesaplamak gerekir. Bir örnekle söyleyeyim. Rusya'ya doğalgaz ödemelerinizi erteliyorsanız, yani ben bu sene ödemeyeyim, doğalgaz alıyorum senden diyorsanız, nükleer enerji santralinizin satın alma fiyatını, ki çok basit bir şey bu, bırakın siyasi tarafları, satın alma fiyatını önden peşin çok yüksek bedelle belirlersiniz. Ve bu da Türk halkının soyulması anlamına gelir tabii ki. Şimdi dolayısıyla dış kaynak, ki o BOTAŞ ödemeleri, yurt dışına Rusya'ya BOTAŞ ödemelerinin ertelenmesi bir kaynak elde edimidir fiilen. Döviz kaynağı elde etmektir fiilen veya borç almaktır fiilen. Bunların hepsinin bedeli vardır. Ve bence bir bedeli de Türkiye'nin geleneksel dış politikasının bağımsız, demokrasiden yana, insan haklarından yana dış politikasının değiştirilmesi anlamına da gelir. Yani bu Körfez ülkelerinde demokrasi diye bir kavram yoktur. İnsan hakları diye bir kavram yoktur. Siz onlarla sürekli sadece ekonomik ilişkilerde bulunursanız, sizin gerek o ülkelere gerekse kendinizin diğer ülkelerle ilişkiniz etkilenir. Şimdi bu dış kaynak elde etmekte ve ekonomideki yatırım mekanizmasının yeniden oluşmasında çok önemli bir başka unsur daha var dış politikanın yanı sıra. Onun da, o ikisinin de altını çizmem gerekiyor. Bunlardan bir tanesi hukuk ve adalettir. Türkiye'de hukuksuzluk ve adalet mekanizmasının iyi gerek yabancı gerekse yerli yatırımcıların bir rahatsızlık içinde olduğunu ve yatırımlarını ertelediklerini veya iptal ettiklerini biliyoruz. Özellikle 2011 yılda Türkiye çok ciddi bir yatırım kaybına uğradı. Kendi yatırımcısından da uğradı. Dolayısıyla ülkenin geleceği aslında riske girdi. Bir ikinci konu da şudur. Bence çok önemli. Bu teknik kadro, ekonomiyi yöneten teknik kadro da çok önemli. Şimdi AK Parti döneminin bazı dönemlerini göreli olarak daha iyi bulabiliriz. Göreli olarak, altını çizeyim. Ama son bir 5 yılı var ki bu 5 yılda liyakat tamamıyla ortadan kalkmış bir yönetim görüyoruz. Yani ekonomiden sorumlu bakanlığa akrabanızı, en yakın akrabanızı getiriyorsunuz. Yahut da Merkez Bankası'nın başkanlığına öyle bir yöneticiyi getiriyorsunuz ki hiçbir bağımsızlığı yok. Tamamıyla Cumhurbaşkanı'nın ne dediyse ona uyan bir teknik ve bilimsel kuralların dışında hareket eden bir Merkez Bankası yaratıyorsunuz. Bu tabii Türkiye'de çok önemli bir güvensizlik yarattı. Şimdi benim son iki gündür, yani pazartesi ve bugün duyduğum izlenimler seçimin bitmesi sonrası, acaba ekonomi yönetiminde yeniden en azından şimdiki kadar kötü olmayan, biraz daha liyakatlı bir yönetim gelirse ne olur diye haberler işitiyoruz. Şimdi elbette bir parça olsun daha liyakatlı bir ekonomi ekibinin gelmesi, ekonomideki bu çok olumsuz gelişmelerin bir miktar azalmasına neden olabilir. Şimdi bu anlamda da açıkçası ben Millet İttifakı'nı kutlamak istiyorum. Belki farkında değiliz ama geçtiğimiz iki aylık seçim kampanyası boyunca liyakat meselesinin altını çizmeleri ve ekonominin nasıl restore edilebileceğini, toparlanabileceğini kampanya boyunca vurgulamaları anlaşılan iktidarı etkilemiş. Yahut da durumun ne kadar vahim olduğunu farkındalar ve tek bir dakika bile bu işi daha fazla sürdüremeyeceklerinin farkına varmışlar. Herhangisi ise veya her ikisi ise de bu tabii olumlu bir gelişmedir. Bu bize bir miktar olsun umut veriyor. Peki. Hürşit Hocam, biliyorsunuz Mehmet Şimşek'in adı geçiyor. Bir yandan evet. Tabii Lütfü Elvan.